Söyle bana arkadaşının kim olduğunu. Ben sana hayatının bereketli olup olmayacağını söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar, atasözü söyle bana arkadaşının kim olduğunu, ben sana kim olduğunu söyleyeyim. Aslında bu. Bunu biraz daha açarsak, üzüm üzüme baka baka kararır. Sen 5 kişinin ortalamasısın. Bunlar her birileri birbirinden değerli sözler, değerli cümleler arkadaşlar. Tekrar baştan söyleyeyim. Söyle bana arkadaşının kim olduğunu, ben sana hayatının huzurlu, güzel, bereketli olup olmayacağını söyleyeyim. Neden mi? Çünkü insan çevresindeki insanların ortalamasıdır. En çok görüştüğün 5 kişi kim ise onların ortalamasısın. Eğer o insanlar çoğu mutluysa sen de mutlu olursun. Eğer o kişiler huzurlu ise ailelerinde sen de huzurlu bir aileye sahip olursun. Eğer o kişiler çözen insanlarsa, yani önlerine problem geldiğinde mırın kırın etmeden problemleri çözüyor ise o zaman sen de problemleri çözersin. Eğer bu insanlar küçük Emrah moduna giriyorlarsa, kurban rolünü ve ezik rolünü çok kullanıyorlarsa ve ezik hissediyorlarsa kendilerini, sen de onların ortalaması olur. Sen de ezik olursun. Sen de kurban rolüne girer. Sen de küçük Emrah olabilirsin. Araştırmalar bunu gösteriyor. Etrafındaki insanları gözlemlemeye başlayabilirsin. Peki ne yapacağım hocam diye sorarsan, o zaman iyi bir gözlemci olman gerektiğini sana söyleyebilirim. Çok dikkatlice çevrendeki insanlar ne konuşuyor? Hangi konuları daha çok gündemde tutuyorlar? Bu insanlar bir işi nasıl yapamayacağını mı sana söylüyorlar? Nasıl yapılamayacağını mı sana söylüyorlar? Problemleri mi konuşuyorlar sürekli bu insanlar? Yoksa çözen insanlar mı? Yani önüne problem geldiğinde bu insanlar problem mi çözüyor? Bunları gözlemle. Eğer imkanın varsa kalemle, kağıtla not et söylediklerini. Bir köşeye otur, dinle ve not et. En çok hangi cümleleri kullanıyorlar? Yalnız şunu da eklemek istiyorum. Genellikle insanların %95'i problemlerin etrafında dönerler. Bir işin nasıl çözülemeyeceğini anlatırlar. Zorlukların nerede olduğunu, nasıl yapamayacaklarını, nasıl haksızlığa uğradıklarını, nasıl başkaları tarafından ezildiklerini anlatacak insanların %95'i bu şekilde. Eğer iyi gözlemlersen, iyi dinlersen bu istatistikleri sen de haklı bulabilirsin. Dolayısıyla iyi bir gözlemci ol. Dinle, tart, analiz et, muhasebesini yap olayın. İşte o zaman göreceksin ki senin şu anda yaşadığın sıkıntıların sebebi veya yaşadığın bereketsizliğin sebebi, huzursuzluğun sebebi o insanların ortalaması olmandan kaynaklı. O insanlara benzediğinden dolayı. Senin aklına şu soru gelecek. Peki hocam ne yapmam lazım? Nasıl kurtulacağım? Bunlar benim en yakınlarım. Bunlar benim dostlarım, akrabalarım, büyüklerim, küçüklerim. Ben onlardan kurtulamam ki. Onlarla bağlantılarımı koparamam ki. Evet, koparamazsın. Koparmaman da gerekiyor zaten. Sıla-i rahim kesemezsin. Fakat sen kendini geliştirmek ile, değiştirmek ile işe başlayabilirsin. Karakterini güçlendirebilirsin. Özgüvenini arttırabilirsin. Neyle? Kendini geliştirmekle, değiştirmekle. Peki kendini geliştirip değiştirmek için ne yapman lazım? İlk önce kendini bilmen lazım. Kendini tanıman lazım. Benim ayak bağlarım nelerdir? Benim engellerim nelerdir? Beni ne aşağı çekiyor? Hangi takoz var önümde? Başarılı ilerleyebilmem için önümdeki takozlar nelerdir? Kendini bilmek için ilk önce engellerini, takozları bulman lazım. Başka? Senin kanatların da var. Senin yeteneklerin var, becerilerin var. Potansiyelin var aslında. Yeteneklerim nelerdir? Hangi yeteneklerimi kullanabilirim başarabilmek için? Daha huzurlu, başarılı olabilmek için hangi güzel özelliklerimi kullanırım? Bu tarafına bakman gerekiyor. Herkesin güzel özellikleri var, güzel yetenekleri var, kullanabileceği
potansiyelleri var değerli arkadaşlar. Yani engelleri bulmak ve yeteneklerini bulmak için kendini bilmen gerekiyor. Kendini tanıman gerekiyor. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Kendini bilen Allah'ı bilir. Dolayısıyla ilk önce kendini bilmen lazım. Kendini tanıman gerekiyor. Engelleri ve yeteneklerini bilmen gerekiyor. Ömrünü zayi etmemek için. Ömrünü israf etmemek için. O çarktan, sır döngüden çıkmak için. Daha başarılı, huzurlu olmak için ilk önce kendini bilmen, kendini anlaman, engelleri kaldırıp potansiyelini kullanarak özgüvenini arttıracaksın. Öz değerini arttıracaksın. Öz saygını arttıracaksın. Karakterini güçlendireceksin. Eğer karakterin güçlenirse işte o zaman o senin etrafındaki insanları, o çevrendeki vazgeçmemen gereken, bırakmaman gereken o çevrendeki insanları o zaman etkileyebilir. O zaman onları değiştirebilirsin. Yani ilk önce kendi üzerinde çalışma yapacaksın. Sonra başkalarının üzerinde çalışma yapabilirsin. Ama insanlar genellikle ilk önce karşıdaki insanı değiştirmeye çalışıyor. Onların hayatına müdahale ediyor. O yüzden sıkıntılar var. O yüzden evliliklerin %50'si sadece devam ediyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla yapman gereken neymiş? Etrafındaki o insanların ortalamasından kurtulmak için, yani o insanların ortalaması olmamak için kendi üzerinde çalışman gerekiyor. Kendini geliştirmen gerekiyor. Karakterini güçlendirmen gerekiyor ki sen onlara ışık olasın, onları etkileyebilesin. Ki hocam ben yıllardan beri bu yolda zaten ilerliyorum. Kendimi geliştirmek için kitaplar okuyorum, bilgilendirici videolar izliyorum. Sürekli gelişim yolundayım zaten. Kendimi tanımaya çalışıyorum ama buna rağmen bir şey değişmiyor diyorsan o zaman ben sana şunu söyleyeyim. Uyguladığın taktik doğru değil. Olsaydı zaten onu uygulamanla zaten hedefine, başarıya ulaşabilirdin. Kendini tanıyıp karakterini, özgüvenini, öz saygını arttırabilirdin. Ama uyguladığın taktik fayda etmedi. Çünkü yanlış taktik. Çünkü sen içten çözmeye çalıştın. Dışarıdan sana birisi yardımcı olacak. Yani üçüncü bir göze ihtiyaç var. Sen içinden kendini ne kadar görebilirsin ki? Dışarıdan birisi sana rehberlik edip sana gösterecek. Çünkü tek başına olmuyor değerli arkadaşlar. Yani sen kamyon ehliyetini kitap okuyarak almaya çalıştın veya bilgilendirici video izleyerek almaya çalıştın. O yüzden başarılı olamadın. Ben sana o zaman neyi tavsiye ediyorum? Eğer sen ehliyet almak istiyorsan, kamyon ehliyeti almak istiyorsan senin şoför öğretmenine ihtiyacın var. Yani senin yanında olan, seni takip eden birisi olması lazım. Bir uzman gerekiyor. Dolayısıyla biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza kendilerini, yeteneklerini keşfetmeleri için, kendilerini tanıyıp başarıya, huzura, mutluluğa ilerlemeleri için biz onlara yöntem ve taktik öğretiyoruz. Onlar da daha başarılı, daha huzurlu, mutlu olabiliyorlar değerli arkadaşlar. Kanıtlanmış binlerce insan var. Instagram hesabına bakabilirsiniz değerli arkadaşlar. Eğer bizim bu konuda sana yardımcı olmamızı istiyorsan bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için yapman gereken şey ne? Bu videonun altında link var. Linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.